Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 37. bölüm Yaratıklar arasında verilecek hüküm. Ebu Hureyre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söylemiştir. Biliyor musunuz müflis kimdir? Biz malı ve parası kalmayandır ey Allah'ın elçisi dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ümmetimin gerçek iflas etmişleri o kimselerdir ki kıyamete namazla, oruçla, zekatla gelmişlerdir. Ama onlar filana sövmüş, filana zina iftirası atmış, filanın malını yemiş, filanın kanını dökmüş, filanı dövmüşlerdir. İyiliklerinden bir kısmı filana, diğer bir kısmı filana verilen ve borçları karşılanmadan iyiliği bittiği takdirde hak sahiplerinin günahları da kendisine yüklenerek sonra cehenneme atılan kimselerdir. Öyle bir günde başına gelecekleri bir düşün. Çünkü riyadan ve şeytanın tuzaklarından kurtulabilmiş bir iyiliğin yok ki, uzun zamanda yaptığın ihlaslı, temiz bir iyiliğin olsa bile ona da haksızlık ettiğin kimseler düşüşür ve onu da alırlar. Belki kendine hesaba çeker ve gündüzleri oruçla geceleri de namazla geçirecek olsan bile bilirsin ki hiçbir günün geçmesin ki o günde Müslümanları dilinle kandırmış olmayasın. Bunlar da tüm iyiliklerini silip süpürür. Ya haram yemek, şüpheli şeyleri yapmak gibi diğer kötülükler ile kulluktaki eksikler ne olacak? Öyleyken boynuzsuz hayvanın hakkının boynuzudan alınacağı o ince hesap gününde haksızlıktan kurtulmayı nasıl umabilirsin? Ebu Zer rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boynuz boynuza vuruşan iki koç gördü. Bana dönerek, ey Ebu Zer, şu koçların niçin dövüştüklerini biliyor musun diye sordu. Ben, hayır dedim de bana, fakat Allah biliyor ve kıyamet günü ikisi arasında hükmünü verecektir buyurdu. Ebu Hureyre, yeryüzündeki kımıldayan bütün canlılar ve uçan bütün kuşlar sizin gibi birer ümmettirler. Ayetini şöyle tefsir etmiştir. Kıyamet gününde bütün yaratıklar, hayvanlar, kuşlar ve her bir canlı toplanır. Boynuzsuz koyunun hakkını boynuzlu koyundan alacağı hassas ilahi adalet, tüm canlılara uygulanır. Bundan sonra Allah hayvanlara ve kuşlara şimdi toprak olun diye emir buyurur. Kafirler de keşke ben de toprak olsaydım derler. Ya sen ey zavallı, o gün gördün ki defterinden iyilikler alınmış, uzun süre sıkıntı çekecek ve nerede yaptığım iyiliklerim diyeceksin de sana sende hakkı olanların defterine aktarıldı denilecek. Ve yine görürsün ki defterin bir ömür boyu nefsine direnerek senin kaçındığın günahlar ile amel defterin dolmuş, bunu görünce şöyle dersin. Ey Rabbim, bunlar benim işlemediğim kötülüklerdir. Sana şöyle cevap verilir. Bunlar senin gıybetini ettiğin, sövdüğün, kötülük ettiğin, alışveriş, komşuluk ve karşı karşıya geldiğinde çekiştiğin, derste veya ilmi bir araştırmada veya başka ortak bir ilişki anında hakkın yediğin kimselerin günahlarıdır diye cevap alınca, halin ne olacak? İbn Mesud'un rivayetini ettiğine göre, İbn Mesud'un rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Şeytan Arap topraklarında puta taptırmaktan ümitsizliğe düşmüştür. Fakat daha hafif düşüklere düşmenize razıdır. Onlar da günahlardır. Gücünüzün yettiği kadar haksızlık etmekten sakının. Şüphesiz ki bir kul dağlar gibi ibadetlerle gelir. O ibadetlerin kendisini kurtaracağını görür. Ama bir kul gelip, ey Rabbim, filan adam bana haksızlık etti der. Allah da hesaplarından sil buyurur. Hal böylece sürer ve neticede o kimsenin hesaplarından kendisine hiçbir şey kalmaz. Bu durum şuna benzer. Bir yolcu kafilesi düşünün. Kıraç bir yerde konaklamışlar. Yanlarında da yakacak odunları yoktur. Ama yolcular dört bir yana dağılıp odun toplamışlar ve çok geçmeden bir araya gelince ortaya bir yığın odun çıkmış. Onunla ateş yakmışlar. İşte günahlar da böyle birikir. Allah-u Teala'nın muhakkak sen de ölüsün, onlar da ölüdürler. Sonra hepiniz kıyamet günü aranızdaki davalar ile ilgili olarak duruşmaya çıkacaksınız. Ayeti nazil olunca Zübeyir bin Avvam, ey Allah'ın Resulü, dünyadayken aramızda meydana gelen olaylar tekrar dava konusu mu edilecek diye sormuş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Evet,
Her bir hak sahibi hakkını alana kadar aranızdaki sorunlar dava konusu olacak. Bunun üzerine Zübeyir, vallahi bu iş pek çetindir demiştir. Sen de o günün büyüklüğünü iyi anla ki, yanlış atılan bir adıma, haksız yere atılan bir tokada veya söylenen bir kelimelik söze bile göz yumulmayan ve mazlumun intikamının zalimden alınacağı o günü gözünde büyüt. Abdullah bin Üneyz, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah-u Teala bütün insanları çırılçıplak ve toprağa bulaşmış halde yeniden dirilterek mahşerde toplar. Yakından duyulduğu gibi uzaktan da duyulacak şekilde Rab Teala şöyle seslenir. Ben hem sultan hem de hakimim. Cennetlik bir kimse üzerinde cehennemlik birinin hakkı varsa bu hak cehennemliğe verilmeden cennete giremez. Yine aynı şekilde cehennemlik birinde cennetlik birinin hakkı varsa ben de bu hakkı cehennemlikten alıp cennetliğe vermedikçe o cehenneme giremez. Bu haksızlık isterse bir tokat olsun. Biz nasıl olur? Hani bizler çırılçıplak ve toz toprak içinde mahşere gidecektik deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak alışverişi iyilik kötülüklerle olacak diye cevap verdi. Ey Allah'ın kulları, mallarını alarak, namuslarına saldırarak, kalplerini kırarak ve onlarla ilişkilerinizde kötülükler yaparak Allah'ın kullarına zulmetmekten sakınınız. Çünkü sırf Allah ile kulu arasında kalan günahların affedilmesi çabuk olur. Ama hak sahiplerinden helallik istemek zor olur. O kimse herkese yaptığının karşılığını göreceği gün için iyilikleri artırsın. Sırf Allah'ın bileceği, Allah ile kul arasında kalan iyilikler işlemeye eksiksiz bir ihlas ile devam etsin. Belki böylece Allahu Teala'ya yakınlaşabilir ve Allahu Teala'nın mümin dostları için olan bağışlamasına nail olur da onunla hak sahiplerinin hakkını ödeyebilir. Hazreti Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ederek şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile otururken bir defasında onun azı dişleri görünecek şekilde güldüğünü gördük. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, annem babam sana feda olsun. Seni güldüren nedir demiş. Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Ümmetimden iki kişi izzet sahibi Allah'ın huzurunda diz çöktü. Birisi, ya Rabbi, bu kardeşlerinden hakkımı al dedi. Allah da ötekine kardeşinin hakkını kendisine ver buyurdu. Verecekli olan hiçbir iyi ameli kalmadı dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala ne yapacaksın? Onun hiçbir iyiliği kalmamış buyurduğunda öteki ey Rabbim benim günahlarımı yüklensin dedi. Bunları anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki gözü iki çeşme ağladı. Daha sonra da şüphesiz bugün büyük bir gündür. Her birinin günahını yükleyeceği birini arar buyurdu. Efendimiz devamla Allah-u Teala isteyene başını kaldır ve cennetlere bak der ve o kimse başını kaldırarak ey Rabbim gümüşten yüksekçe şeyler görüyorum. İncirlerle bezenmiş bir takım altın evler görüyorum. Bunlar hangi peygambere ya da hangi sıddıka veyahut da hangi şehide ait diye sorar. Yüce Allah da bu gördüğün köşkler bana bedelini ödeyenlere verilecek diye buyurur. O kimse tekrar, ey Rabbim, onun bedelini kim ödeyebilir ki dediğinde Allah-u Teala sen ödeyebilirsin buyurunca adam o bedel nedir diye sorar. Allah-u Teala ise tut kardeşinin elini onu cennete sen sok buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Allah'tan korkun, aranızdaki anlaşmazlıkları düzeltin ayetini okuyup Allah müminlerin arasını düzeltiyor buyurmuşlardır. Bu hadisi şerifte Allah-u Teala'nın ahlakı ile ahlaklanmak konusunda müminler uyarılmıştır. Bu ahlak ise araları bozuk olanların aralarını bulmak ve diğer güzel ahlaklardır. Şimdi kendi kendine düşün. Şayet kıyamet günü amel defterinde haksızlıklarından yana bir yazı yoksa veya Allah'ın lütfuna sahip olup affa uğrar da ebedi saadete kavuşman kesinleşirse muhakeme yerinden ne benzersiz bir mutlulukla ayrılırsın. Artık rıza elbisesini giymiş, sonrası üzüntü ve keder olmayan bir huzura ve sona erme tehlikesi olmayan bir rahata ulaşmış olacaksın. İşte o anda kalbin sevinçten ve rahattan sanki yerinden fırlayacak gibi atar. Yüzün dolunay gibi pasparlak oluverir. Yaratıklar arasında dimdik yürüyeceğini
ve sırtından yüklerin kaldırıldığını, alnında parıldayacak olan mutluluk rüzgarıyla hoşnutluk serinliğinin tazeliğini düşün. Dünyanın başından sonuna kadar yaşamış tüm canlılar sana ve senin bu muhteşem durumuna bakar ve senin güzellik ve iyiliğine imrenirler. Melekler önünden ve arkandan dolaşırlar. Şehitlerin huzurunda bu filan oğlu filandır. Allah ondan razı oldu ve onu da razı etti. O artık sonu bedbahtlık olmayan bir mutluluğa erdi derler. Bu mertebeyi dünyada ikiyüzlülük, yaltakçılık, yapmacılık ve süslenerek insanların kalbinde kazandığın itibardan daha üstün mü görüyorsun? Eğer bu mertebenin daha yararlı olduğunun farkındaysan, daha doğrusu ikisini birbiriyle mukayese etmenin bile imkansız olduğunu kabul ediyorsan, Allah ile aranda olan ilişkilerini samimiyetle ve iyi niyetle o mertebeye ulaşmaya çalış. İyi bil ki bu mertebeye kavuşmanın başka bir çaresi yoktur. Allah korusun, bir de öbür türlü olur da amel defterinde sana önemsiz gelen ama Allah katında ağır olan bir günahının varlığı açığa çıkarsa ve bu günün yüzünden Allah'ın gazabına uğrar da o sana ey kötü kul lanet olsun sana senin ibadetini kabul etmiyorum derse bu azarı duyar duymaz hemen yüzün kararır Allah'ın gazabına uğradığından dolayı melekler de sana gazap ederek bizim ve bütün canlıların laneti üzerine olsun derler. O zaman azap melekleri Allah'ın gazabına uğradığından dolayı sana karşı duyacakları öfkeyle üzerine yürürler. Bütün kabalık, korkulu ve ürpertici şekilleriyle üstüne gelirler. Alnından yakalayarak herkesin gözü önünde seni yüzüstü sürüklemeye başlarlar. Bütün kalabalık yüzünün kararmasına ve senin perişanlığına seyirci olur. Bu arada sen de feryat ederek, "Ah, ölsem, yok olsam da kurtulsam." dersin. Zebaniler senin bu feryadına bugün bir defa ölüp yok olmayı değil, birçok ölümü imdada çağır diye cevap verirler. Bu arada melekler senin için bu adam falan oğlu filandır. Allah bunun rezilliklerini ve kötü işlerini ortaya dökerek kirli işleri yüzünden ona lanet ettiler. Artık o sonra mutluluk olmayan bir bedbahtlığa ebediye mahkum olmuştur diye herkesin duyacağı bir şekilde seslenirler. Bu acı sonuç dünyadayken gizli olarak yahut başkalarının gözüne girmek için ve onları insanların yanında itibarlarını kaybetmekten çekinerek işlediğin bir günah yüzünden başına gelmiş olabilir. Dünyanın kalabalığı kısa ve daha azdır. Buna karşılık ahiretteki korkunç kalabalığın huzurunda rezil olmaktan korkmayıp dünyadaki insanlardan utanmak ve korkmak ne büyük bilgisizliktir. Üstelik işin sonunda Allah'ın gazabına maruz kalmak, acı bir azaba çarpılarak zebanilerin elinde cehenneme girmek de var. İşte ahirette karşılaşacağın durumlar bunlar. Fakat sen tehlikenin farkında bile değilsin.